Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Biz İmece'nin bu ikinci mesele sürecinin toplumsal cinsiyet eşitliği konu başlığı altındaki sorunlar araştırmasını gerçekleştirdik. Bu konu, toplumsal cinsiyet meselesi dediğimiz konu aslında çok katmanlı ve böyle hani bütün sektörleri, bütün kavramları yatay kesen çok kapsamlı bir konu aslında. Bu bağlamda da bu kapsamı daha derinlemesine anlayabilmek amacıyla bir araştırma gerçekleştirdik. Düşündüğümüzde toplumsal cinsiyet dediğimiz şey biyolojik temelli bir kategorilendirmenin çok daha ötesinde, dediğim gibi siyasetten ekonomiye, eğitimden her şeyi etkileyen bir kavram. Bunu anlamak adına bir araştırma gerçekleştirdik. Bu sorunun araştırmasını gerçekleştirirken kafamızda bir soruyla başladık yola. Bu da, çok özür dilerim, kullanmakta zorlanıyorum. Ne yapacağım bilemedim. Neye basmak istiyorum? Bu soruyla yola çıktık. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadın ve kız çocukların önündeki engeller nedir? Aslında bu soru İmece'nin değil, dünyanın mesele ettiği bir sorun. Her konuda düşünülmesi gereken bir sorun. Kaldı ki zaten uzun uzun Kerem Bey de bahsetti. Birleşmiş Milletler'in çıkardığı sosyal sürekli kalkınma hedeflerinin 5. hedefi sadece buna odaklanmış bir konu zaten. Ve diğer hedefleri düşündüğümüzde her konu başlığı altında aslında toplumsal cinsiyet eşitliğini düşünmemiz gerekiyor. Bütün alt hedeflerde bu eksende düşünmemiz gerekiyor. Ve İmece'nin daha küresel anlamda Birleşmiş Milletler'in çıkardığı bu hedeflere biraz daha ilişkili olabilmesi adına düşündüğümüzde bu soru bizim için çok anlamlı. Bu noktada araştırma nasıl yaptığımızdan biraz bahsedeceğim. Çok özür dilerim, onu geçiremiyorum ben. Nasıl yapıldı? Biraz da bunu anlatmak istiyorum. Dediğim gibi bu konu çok boyutlu ve çok kapsamlı bir şey olduğu için mümkün olunca fazla kaynaktan beslenerek bunu yapmaya çalıştık. Bunu yapabilmek açısından iki tane farklı kaynağı kullandık. Ben delirdim şundan. Hadi sen geçsene. Doğru yere mi işaret etmiyorum? Çok özür dilerim. İşaret etmemiz gerekiyor. Geri gel. temelde iki kaynak kullanarak yaptık. Önce bir masa başı araştırmasıyla başladık. Burada toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimizde okunabilecek küresel ve Türkiye'den raporları tarayıp derleyerek genel bir çerçeve çıkarmaya çalıştık. Temel konu başlıkları nedir, Türkiye nerededir bunları anlamak adına masa başına bir araştırma gerçekleştirdik. Ama bir yandan da bu sayıların ötesinde neler var, bu sorunların kök nedenleri nedir anlamak gerekiyordu. Bunun için de bu konuyla ilgili uzmanlarla görüştük. Bu uzmanlar da farklı sektörlerden olmasına dikkat ettik. Çünkü hem akademiden, hem sivil toplum kuruluşlarından, hem özel sektörden, hem de girişimcilikten bu konuyla ilgili alt sorunların neler olduğunu anlamamız gerekiyordu. Böyle bir derinlemesine görüşmeler yaparak bunu gerçekleştirdik. Buna paralel olarak da hem araştırmadan edindiğimiz paydaşlarla hem de görüşmelerden öğrendiğimiz paydaşlarla katılımcı, herkesin fikirlerini çarpıştırabileceği bir çalıştayla da bu araştırmayı beslemek istedik. Çünkü bir yandan hem katılımcı ve farklı disiplinlerin de seslerini duyarak ortak bir çözüm arama yolunda önemli bir şey bunu yapmak. Bunu yaparken de onlara hem sorunları hem de çözümleri tartıştırdık. Aslında amacımız çözümleri duymak değildi ama o çözümleri düşünürlerken aslında hangi sorunları olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Geçebiliriz. Burada masa başı araştırmasında burada gördüğünüz kurum ve kuruluşların raporlarından faydalandık. Burada sadece dokunmak istediğim bir konu, Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl çıkardığı toplumsal cinsiyet uçurumu endeksi var. Bu bizim kullandığımız iyi bir kaynak oldu. Çünkü her yıl ülkeler bazında bu uçurumun sıralamasını rakamlarla veren bir endeks. Burada hem ülkeleri karşılaştırabiliyorsunuz hem de yıl içinde bir ülkenin gelişimini ya da gerilemesini görmüş oluyorsunuz. Bu bağlamda o rapordan oldukça faydalandık. Buna ek olarak da Birleşmiş Milletler'in çıkardığı, bir geri alabilirsen. Kadının güçlenmesi prensiplerini uygulama rehberi var, Türkçe çıkarılmış. Bu da özellikle iş dünyasıyla ilgili hem Türkiye'den hem dünyadan çok iyi veriler veren bir kaynak. Özellikle bu iki kaynaktan oldukça faydalandık diyebiliriz. Sonrasında bu araştırma yaptıktan sonra kimlerle görüşebiliriz diye düşünüp, demin de bahsettiğim gibi hem akademiden, üniversitelerden, hem sivil toplum örgütlerinden, hem girişimcilik ekosisteminden, hem de özel sektörden paydaşlarla görüşerek sorunları biraz daha derinlemesine anlamaya çalıştık. Burada görüşümüz bazı birebir görüşümüz kurumların şeylerini görebilirsiniz, logolarını görebilirsiniz. Bu noktada hem sektörel dağılım hem de çalıştıkları konu başlıkları bizim için önemliydi. Sonrasında bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayda da yine burada gördüğünüz kurum ve kuruluşlar katıldı. Burada daha önce söylediğim gibi fikirleri çarpıştırmak ve hem onların birebir bu konuyla ilgili düşüncelerini hem de bir grup çalışmasıyla düşüncelerini anlamayı hedefledik. 15 kişilik bir çalıştayla bunu gerçekleştirdik. Oradan bir ilk görsel olması lazım.
Bir de endekslere baktığınızda sorunların haritalandırılmış halini daha iyi görebiliyorsunuz. Hangi konu hangi soruna, yani istihdam dediğimiz konu aynı zamanda eğitimle ilintili atıyorum. Sağlıkla ilgili konu aynı zamanda iş hayatıyla ilgili vesaire. Bu haritalandırmayı bir de onlarla yapmak istedik. Hem Türkiye özelinde anlayabilmek açısından. Yine geçebilirsem. Sonrasında bunların hepsini sentezleyerek, bu bahsettiğimiz araştırmayı sentezleyerek bir sorunları kümelendirmeye çalıştık. Bir sonraki şey geçebilirsem. Burada bizim en çok duyduğumuz sorunlar ve konu başlıkları şu yukarıya ve aşağı serpiştirdiğimiz konu başlıkları oldu. Bu noktada bunları nasıl ele almalıyız sorusu. Yani İmece'nin çözüm arayacağı konular nasıl ele almalı tartışmasına giriştik. Ve üç tane temel küme oluşturduk. Ekonomik hayata katılım, ekonomik güçlenme, eğitime erişim ve kadının sağlıklı ve iyi olma hali. Bu noktada toplumsal cinsiyet rolleri kümeciğini eğitimin içine neden aldığımızdan ufacık bahsetmek istiyorum. Aslında bu roller dediğimiz şey her anlamda her şeyi etkileyen bir şey. Ama bu en çok gözlemledik ki hem formal hem informal eğitimde, ailedeki eğitimden okulda aldığımız eğitime kadar asıl orada inşa edilen bir şey bu roller. Ve en çok o eğitim sürecinin devamını etkileyen bir şey ve sonrasında zaten bütün hayatımızı etkileyen bir şey olduğu için bunu eğitimle beraber ele almayı daha doğru bulduk. Sonuç olarak da bu şeyi sadeleştirdiğimizde bu üç tane dev kümeyle baş başa kaldık. Bunun devamında sözü Asya'ya bırakacağım. Çalışmayla ilgili biraz daha detaylı bilgi paylaşacak sizinle. Şimdi biz bu yaptığınız masa başı araştırması, paydaş çalıştayı ve birebir derinlemesine görüşmelerden verilerle de desteklenen bir bu mesele alt başlıklarında ayrı ayrı raporlar hazırladık. Bunları İmece'nin web sayfasından ulaşabilirsiniz. Fakat şimdi bu sunuma özel bazı görüşmelerimizden bazı alıntılarla bu mesele alanlarını birazcık daha anlatmak istiyoruz. Şimdi bu üç ayrı alıntı eğitim ve istihdam ilişkisiyle alakalı. Bu bizim görüşmelerde devamlı karşımıza çıkan bir şey oldu. Yani zaten çok da şaşırtıcı değil tabii ki bu konu başlıklarının ortaya çıkması. Eğitim ve istihdam birbiriyle alakalı, birbiriyle girişken iki mesele olarak ele alındı. Ne dedi görüştüğümüz kişiler? Kız çocukların istihdamı açılan tek kapısı eğitim. Evet, biz biliyoruz ki eğitime katılım arttıkça kadınlarda istihdam oranları erkeklere göre net bir şekilde artıyor. Bunu veriler de gösteriyor. Bu yüzden eğitim istihdama açılan kapı olarak nitelendirildi. Ve bu anlamda tasarlanacak projelerde ikisini bir arada bütünlüklü bir düşünce tarzıyla düşünülmesi gerektiği bize vurgulandı. Ve proje içinde biz bunu önemli buluyoruz. Fakat burada üçüncü alıntıladığımız görüşmecimizi aktarmak istiyorum. Gaziantep'te çalışma yapan bir akademisyen hocamız. Orada kadınların iş gücünün katılımının neden düşük olduğunu sorguluyor ve kadınlara soruyor, siz neden kendinizi daha istihdam edilebilir kılmıyorsunuz diyor. Ve kadınlar da şunu söylüyor, hocam gitmediğimiz kurs kalmadı, biz sertifika çeyizi yapıyoruz. Burada da çok etkili, yani çok etkilendiğimiz bir alıntı oldu bu. Çünkü eğitim her zaman da istihdam yaratmıyor. Yani bu ikisi birlikte düşünülmediği için aslında yaratmıyor. Yani orada ne? Demek ki o verilen eğitimler istihdama yönelten eğitimler olmuyor. Bu yüzden bu alıntıyı da önemli bulduk. Daha sonra devam ettiğimizde istihdama katılmak bir mesele. Daha sonra istihdamda kalmak da ayrı bir mesele oluyor kadın ve kadınlar için. Bu anlamda özel sektör ve girişimcilerle yaptığımız görüşmeler çok faydalı oldu bizim için. Burada devletin yanında özel sektöre çok fazla sorumluluk düştüğünü vurguladı birçok görüşmecimiz. Ve şirketler bazında şirketlerin politikaları, uyguladığı politikalarda toplumsal cinsiyet lensini her zaman ele alması gerektiği vurgulandı. Yani burada kastedilen böyle hafta sonları ya da işte 1-2 haftalık toplumsal cinsiyet deyip eğitim vermek değil, bütün politikalarda uygulanan bütün günlük pratiklerde şirketlerin çalışanlarına eğitim, toplumsal cinsiyet lensini vermesi gerektiği söylendi. İkinci bir mesele olarak kadınların kendine güveni ortaya çıkıyor. Burada da girişimcilik sektöründen özellikle görüştüğümüz paydaşlar bu konuya değindiler ve rol model eksikliği olduğunu söylediler. Kadınlar zaten bu alana girmeden ben zaten yapamam yargısıyla başlıyor kendileri adına. Hem rol model eksikliği hem de başarı hikayelerinin çok tekil, çok uzakta olması, yaygın olmaması çok büyük bir engel teşkil ediyor kadınlar için. Burada üçüncü bir şeyimiz de şu, alıntımız da şuna istinaden, şimdi toplumsal cinsiyet normları,
rolleri kadınların ve erkeklerin nasıl meslekler seçtiğini de belirliyor. Yani gelenekselleşmiş kadın meslekleri, erkek meslekleri diye ayrılıyor. Bu ne kadar son zamanlarda değişse de böyle bir gerçeklik var. Bunu aslında bize bir görüşmecimiz hatırlattı. Eskiden erkek hostların olmadığını, fakat bunun işte medya, kurumlar ve belki birazcık da istihdam yapılarının da değişimiyle artık değiştiğini ve dönüştüğünü hatırlattı. Yani bir şeyler de dönüşebiliyor diye düşünüyoruz. Daha sonra yine toplumsal cinsiyet rolleri devamlı zaten araştırma boyunca karşımıza çıkan ve buradan kaynaklanan eşitsizlikler karşımıza çıkan bir konuydu. Toplumsal cinsiyet rolleri ailede içselleştiriliyor, öğreniliyor ve pekiştiriliyor ve aile içinde en önemli konu bakım konusu. Çocuk ve yaşlı bakımı Türkiye'de çok büyük bir eksiklik. Yani kurumsal, erişilebilir, ücretsiz, güvenilir bakım hizmetlerinin olmayışı çok büyük bir engel ve buna yönelik projeler çok önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Fakat yani hem burada istihdam açısından önemli bakıma eğilmek, hem de çocuk erken çocukluk eğitimi vesaire bu konular için de önemli. Burada dikkatimizi çeken, görüşmecilerimizin de dikkatimizi çektiği bir konu. Şimdi bakım konusu her zaman anneye ya da kadına verilen bir görev, öyle bir sorumluluk alanı. Fakat burada babalara ya da erkeklere yönelik de projeler bazı şeylerin dönüşümüne katkı sağlayabilir. Yani sadece annelere yönelik, kadınlara yönelik değil de erkekleri de bu toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında dönüştüren projeler önemli olabilir. Dördüncü bir konu başlığı da kadınların bir araya gelme ihtiyacı. Kadınlar bir araya gelmesi gerektiği çok sık vurgulandı. Burada neden? İşte verilere baktığımızda birçok alanda Türkiye çok gerilerde, çok kötü, çok karamsar, yani vah vah demekten kendimizi alamıyoruz hepimiz muhtemelen. Fakat burada karamsar olmamamız gerektiği ve buradan nasıl güçlenebiliriz, buradan nasıl güçlenerek çıkabiliriz bunu düşünmemiz gerektiği vurgulandı. Yani bir araya gelmenin önemi çok dikkatimizi çeken bir şey oldu. Biz bu anlattığımız bütün bu kümeciklerden yola çıkarak mesele sorularını belirledik bu imecenin bu ikinci süreci için. Fakat burada şunu söylemem gerekiyor. Şimdi sırayla vereceğim soruların hiçbiri birbirinden daha önemli değil ya da birbirinden çok ayrık değil. Hepsi bir arada düşünülmesi gereken konular. İlk sorumuzu şu şekilde belirledik. Kadının ekonomik hayata katılımını ve ekonomik hayatın her seviyesinde eşit bir şekilde yer almasını sağlayacak model ve araçları nasıl tasarlayabiliriz? Burada tekrarlamak istiyorum, hani ekonomik hayata katılmak ayrı bir dert, ayrı bir mesele. Ekonomik hayatın içinde yer almak, kalmak, devam edebilmek ayrı bir mesele. Bunu dikkate almalıyız. İkinci konumuz da eğitim kümesinin altında iki soru belirledik. Bir tanesi çok temel olarak kadın ve kız çocukların eğitime erişimini arttırmayı nasıl sağlayabiliriz? Şimdi burada verilere baktığımızda Türkiye'de ilköğretime erişimi, kız çocukların ilköğretime erişimi oldukça gelişmiş aslında. Yani son 10 senede yapılan birçok proje var, biliyorsunuzdur siz de. Fakat orta öğretime erişim, yüksek öğretime erişim hala çok sorunlu alanlar. O yüzden bu çok temel meseleyi atlamak istemedik. Daha geniş anlamda eğitime dokunduğumuzda, yani sadece formal okulda alınan eğitim değil de doğduğumuz andan itibaren aile içinde, sonrasında gördüğümüz, yani bütün öğrendiğimiz kalıpları düşünerek de bu ikinci soruyu belirledik. Eğitim modellerini ve eğitim içeriğini toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak şekilde nasıl yeniden tasarlayabiliriz? Son olarak da dördüncü sorumuz, yani aslında üç mesele ama dört soru gibi oldu. Kadınların bedensel, sosyal ve ruhsal anlamda sağlıklı ve iyi olmalarını sağlayan araçları, modelleri ve yöntemleri nasıl geliştirebiliriz? Burada da sağlık konusunda iyi veriler var. Sadece uzun yaşam ömrü gibi şeylere ya da işte anne ölüm doğum oranları gibi verilere baktığımızda var, iyi veriler var. Fakat sağlık da sadece onlardan ibaret değil, çok daha geniş fiziksel, ruhsal, sosyal anlamda da sağlık. Bu well-being, işte iyi olma halini de düşünerek bir soru belirlemek istedik. Dediğim gibi bu dört alanda, yani bu üç alanda hazırladığımız raporlara İmece'nin web sayfasından ulaşabilirsiniz. Bitiriyorum. Biz bu araştırmayı yaparken kişisel olarak da çok heyecanlandık ve çok keyifle yaptık bu araştırmayı. Bu yüzden bundan sonraki süreçte başvuracak herkese şimdiden çok başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.